Şey çağırın, sürücüsünü çağırın. Oğuzhan, Oğuzhan. Traktörün bineceksiniz. Biz arkaya bineceğiz de. Üzerin şeyine bineceksiniz. Traktöre geçelim, çalıştık. Burada çok özel bir tohumumuzun, bir ata tohumumuzun denemesini yaptık. Sorgül buğdayımızı, ana vatanı Mardin olan bir buğdayımızı burada bu topraklarda denedik. Biliyorsunuz son zamanlarda çok sık da konuşuluyor iklim değişiklikleri ve aynı zamanda kuraklıkların olması neticesinde. Yeni yaptığımız çalışmalarda da aslında çok da yeni diyemem, uzun zamandır burada bir araştırma enstitümüz var, Bahri Dağdaş Araştırma Enstitüsü. Bu enstitüde de çok özel çalışmalar yapıyoruz yıllardır. Kuraklığa toleranslı çeşitlerin yetiştirilmesi, ıslah edilmesi ve bunların pazara sunulmasıyla ilgili. Bu verimlilikten, verimlilik düşüşünden, yani yağmurların az olması neticesinde, kuraklığın olması neticesinde verimlilik düşüşünden etkilenmemesi için tarımımızın, çiftçimizin bununla ilgili çalışmalarımızı zaten yıllardır yapıyorduk. Bu çalışmalara tekrar bir deneme de şu anda bu toprakta yapılıyor. Burada gördüğünüz bu alanda toprakla bu Mezopotamya'nın çok ünlü buğdayını bir araya getirmiş olduk, buluşturmuş olduk. Bu çok önemli bir ata tohumu projesi. Normalde 2017 yılında Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin önderliğinde de başlatıldı. Daha önce de yapılmıştı böyle bir çeşit çalışma. Toplam Türkiye'de ata tohumu özelliği taşıyan, gelecek kuşaklara aktarılması gereken, geçmiş kuşaklardan kalan tohum çeşitleri çiftçimizin, yetiştiricimizin elinden alınarak, bağışlayarak daha doğrusu. Bunların Türkiye'de bulunan iki tane tohum gen bankasında, TAGEM'e ait olan tohum gen bankalarında olması gereken koşullarda saklanması, dolayısıyla canlılığının sağlanması, aynı zamanda da bunların teknik çalışmalara da konu olmasıyla ilgili birçok çalışma yapıyor Tarım ve Orman Bakanlığı. Dolayısıyla bu konu bizim için çok önemli. Eski damak tatlarına kavuşma, eski toprakla buluşmuş ürünleri tekrar toprakla buluşturma ve bunların ıslah sonrasında da eski özelliklerini taşıyarak yeni kuşaklara aktarılması konusu bizim için son derece önemli bir konu. Burada şu anda 40 dönümlük bir alanda bir deneme yapılıyor. Aynı zamanda bizim buradaki enstitümüzde de bunun teknik çalışmaları yapılacak. Daha birçok üründe yapıldığı gibi bunu da şu anda teknik çalışma kapsamına alıyoruz. 40 dönümde şu an ekimi gerçekleştirildi. Hasatta olduktan sonra verimliliklerine bakacağız ve birçok teknik analiz üzerinde yapılmış olacak. Evet, çiftçimize burada göstereceğiz. Eğitim çalışmaları olacak. Bizim bunları daha geliştirdiğimiz, yeni çeşitlere dönüştürdüğümüz çalışmalarımız olacak. Dolayısıyla çok önemli bir başlangıcı da bu bölgede bu çeşit için yapmış olduk. 2012 yılında benim kızım bir rahatsızlık geçirdi ve ondan sonra yaptığım yemeği sorgulamaya başladım. Ben 3 tane çocuk annesiyim ve her gün yüzlerce insanın karnını doyuran bir insanım. Sorgül buğdayı bizim Mardin'de, biliyorsunuz Mezopotamya'nın kuzey kapısı Mardin ve tarım o topraklarda başlıyor.
bölgedeki bütün araziyi dolaştık. Ve gerçekten önce GAP Tarımsal Araştırma Enstitüsü'ne gidip buğdayın bölgenin buğday envanterini istedik. Ve bu buğdayın aldığımız buğday envanterinde 11 çeşit buğdaydan bahsedildi. Hala ekimi ve dikimi devam edilen bu buğdaylardan bahsedildi. Ve biz bunun üzerine bir araştırma başlattık. Bölgede bu 11 buğdayın hala aktif olarak 5 tanesinin aktif olarak tarımının yapıldığını öğrendik. Ve bunlardan biz bir 2 ton satın alarak Konya biliyorsunuz Mardin arazisi 1,5 milyon dönümlük buğday arazisidir ve biz bu tohumun yüksek kesimden alınıp marjinal yaşayan çiftçiden alınıp 1-2 dönüm arazisi sahibi olan bir marjinal çiftçiden alınıp aslında büyük arazilerde nasıl bir etki göstereceğini görmek istedik. Aslında bu bir kadın projesiydi. Bir istihdam, tarım ve kadın projesiydi. Ve burada yapmış olduğumuz çalışmada bu 2 ton buğdayı çoğaltmaya başladık. İyi tarım yöntemleri uygulamalarıyla, geleneksel tarım yöntemlerini, Suriyeli mültecileri de bu işin içine katarak biz bu işe başladık. Önce 2 tane çiftçimizin tarım arazisinde, sonra 6, sonra 17, şu anda 30 çiftçimizin arazisinde ekimi yapıldı. Ve biz Haziran ayında 5. hasatı bekliyoruz. Verimimiz iyi çıktı. Tarım girdi maliyetlerine kadar düşürüldüğünü bu projede gördük ama bizim için önemli konu burada susuz tarımdı. Sulama yapmıyoruz. Sulama belki ekim yapıldıktan sonra yağmur yağmazsa ilk 15 gün içerisinde bir can suyu veriliyor. Ondan sonra da eğer duruma göre çok kurak bir mevsimse eğer ona göre sulama daha az yapılıyor. Diğer ticari tohumlara göre daha az bir sulama yapılıyor. Bu bizim için bir aslında susuzluk ve biliyorsunuz iklim değişikliği ve kuraklık çok önemli bir konu haline geldi. Ve hepimizin artık yüksek sesle konuştuğu konular arasında kuraklık ve bu kuraklıkta en çok etkisini Konya, Türkiye'nin hububat ambarı Konya'da konuşulmaya başlandı. Benim bir hayalim de acaba biz bu işi Konya'da yapabilir miyiz diye. Uzun zamandır 5 yıldır yürüttüğümüz bir projeydi bu. Sonra Tarım Orman Bakanlığımızın desteğiyle birlikte buradaki kuraklık stresini acaba Mardin'deki kuraklık stresini aşabildiği gibi Konya'da da bu stresi aşabilir mi diye düşüncesiyle biz Tarım Orman Bakanlığımızın desteğiyle burada Konya'da bir ekim gerçekleştirildik. Buradaki konu aslında benim tarafımdan bir şef olarak, bir tüketici olarak ya da bir ülkenin vatandaşı olarak en çok ilgilendiren konusu eğer susuz yetişen bir ürünse bu. Biliyorsunuz Konya'da en çok konuşulan konu geçtiğimiz yılın sonlarına doğru 360 Konya'da obruklardan bahsedilirken bu sulama kanallarının fazla kullanılması, ürün deseninin farklılaşmasından dolayı son yıllarda bu yılın başında obruk sayısının 900'e ulaştığını duyduk. Ama bunun seslerini yükselmeye başladığını duyduk. Eğer ki biz bundaki hedefimiz şu. Mardin'deki kuraklık stresini aştığı gibi Konya'da da eğer bu kuraklık stresini buğday, sorgül buğdayı aşabilirse belki o obruk arazilerinde kısa süre sonra su kullanmadan susuz tarım ya da daha az su kullanılarak tekrar buğday tarımının yapılabileceğinin örneğini denemek istiyorum. Aslında bu projenin gerçekleşmesinde sadece biz çalışmadık. AK Parti İzmir Milletvekilimiz Sayın Ceyda Bölünmez Çankırı aynı zamanda Mardin Milletvekilimiz. Onunla birlikte yürüttüğümüz bu projeye Tarım Orman Bakanlığımız çok büyük destek verdi. Bakanlık bünyesinde böyle bir projenin yürütülmesi ve büyütülmesi bizim için hem kendi bizim hem bizim geleceğimiz için hem de çiftçimizin geleceği için çok önemli bir adım olduğunu düşünüyoruz. Tarım Orman Bakanlığımıza ve Bakan Yardımcısı Sayın Ayşen Işık Gece'ye çok teşekkür ediyoruz. Şey çağırın size, sürücüsünü çağırın. Oğuzhan. Traktöre geçemem, çabuk.